Herkese merhaba, ben Ömer Faruk Gökmen. Yeni bir derse tekrar karşınızdayım. Bu ders kapsamında ekranda gördüğünüz Lower Third animasyonu yapmayı göstereceğim sizlere. Lower Third animasyonları basit anlamıyla bildiğimiz alt band animasyonları. Yani videoların belirli kısımlarında metin animasyonları yapmak istiyorsak bu animasyon türlerini kullanmamız gerekiyor. Ve bu ders kapsamında sizlere bu animasyonu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tabi bildiğiniz gibi Envato Market'ten bazı template'ler indiriyoruz. Lower Third template'leri. Bu template'leri nasıl düzenleyebiliriz? Üzerinde nasıl değişiklik yapabiliriz? Bunları bu ders kapsamında sizlere anlatacağım. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Fakat derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hemen dersimize geçelim. Gördüğünüz gibi layer paneline 3 metin ekledim. Ve burada da bir tane videom var. Şimdi gelelim bu Lower Third animasyonunu yapalım. Öncelikle geliyorum şuradaki ilk isimden başlayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan dikdörtgen aracını alıyorum. Ve öncelikle fill rengi vereceğim. Stroke'u kapatacağım. Ve renk olarak da şöyle açık bir renk verelim. Evet. Bunu yaptıktan sonra geliyorum. Şöyle çiziyorum. Metnimin üstüne gelecek şekilde ayrı bir shape layer olarak oluşturuyorum. Yani metnimin üzerine bir shape layer oluşturmuyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hemen şu shape layer'ı alıyorum. Ömer Faruk isminin altına bırakıyorum. Bıraktım. Hemen bunu ne yapacağım? Şuradaki track mate bölümünden alpha inverted mate Ömer Faruk diyeceğim. Ve bunu yaptığım zaman gördüğünüz gibi ne oldu? Arka plandaki yazımın rengi arka plan rengine dönüşmüş oldu. Yani videonun rengine göre değişecek. Şöyle yakınlaşalım. Shape Layer'a tıklıyorum. Buraya da iki kere tıkladıktan sonra bu şekilde boyutlandırmasını yapabiliyoruz. Tamam, bu şekilde kalabilir. Burası tamam. Hemen buna bir animasyon verelim. Geliyorum şuraya, Shape Layer'a, P'ye basıyorum. Position'la şöyle şunu alıyorum şuraya. İlk pozisyon olarak sahnenin dışında yer alsın. Daha sonra şöyle şuraya geleyim ve bunu çekiyorum, buraya alıyorum. Evet, şu an için gördüğünüz gibi hareketi vermiş olduk. Son kareye geliyorum. Keyframe assistant'dan easy ease özelliğini veriyorum son karede. Burası tamam. Hemen gelelim şuradaki Motion Graphic Designer bölümüne. Orada da şöyle farklı bir şey yapalım. Yine dikdörtgen aracını alıyorum ve bunun da üstünü şöyle üstüne bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu da hemen ne yapalım? Şöyle Motion Designer metnin altına alalım. Hemen şunun boyutlandırmasını uygun bir şekilde gerçekleştirelim. Evet, bu şekilde gayet iyi. Tekrar fit yapayım. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şu an Motion Designer metnin altında shape layer'ım yer alıyor. Bunları seçiyorum. Ctrl Shift C tuşuyla pre-compose oluşturuyorum. Motion diyeyim buna isim olarak. Bunu yaptıktan sonra bunun hareketini de vereceğiz. Fakat öncelikle şuradaki soy isminden devam etmek istiyorum. Geldim, soy isme tıkladım. İsim geldikten sonra P'ye basıyorum. Position olarak bunu yukarı alıyorum. Devam ediyorum. Daha sonra şunu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Burası da tamam. Hemen şunlara sağ tıklıyorum. Easy izliyorum. Şu an izlediğimiz zaman tabi henüz animasyonumuzu bitirmedik. Bunu yaptıktan sonra hemen Gökmen metnine tıklıyorum ve bunu da yine Ctrl Shift C tuşuyla bir pre-compose oluşturuyorum. Buna da Gökmen ismini vereyim. Bunu yaptım. Şimdi ne yapacağım? İsim geldikten sonra Gökmen yazısı ismin altından çıkmasını istiyorum. Dolayısıyla bir maske vereceğim. Katmanım seçiliyken, pre-compose katmanım seçiliyken geliyorum burada hemen dikdörtgen aracını alıyorum. Alanı belirliyorum. Tekrar alayım. Şöyle şu alan içerisinde gözüksün. Evet, gördüğünüz gibi bunu yaptığımız zaman bir maske oluştu. Maske oluştu yani katmanda. Şimdi şöyle izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi metnin altından çıkıyormuş gibi bir izlenim vermiş olduk. Son olarak gelelim Motion Graphic Designer animasyonuna gerçekleştirelim. Ömer Faruk yazısı çıktı, soy isimli çıktı. Bundan sonra Motion Graphic
ekranı gelebilir. Hemen gelelim. Burada P'ye basalım. Bunun içinde ilk pozisyonu verelim. Şöyle yapalım hatta. Şurası son pozisyon hareketi olsun. Şurası da ilk pozisyon hareketi olsun. Şöyle şunu da çekiyorum. Şöyle. Ve gelelim buna da yine sağ tıklayalım. Keyframe Assistant'tan Easy Ease özelliğini verelim. İzleyelim. Ve gördüğünüz gibi harika bir Lower Third animasyonu oluşturmuş olduk. Ve gördüğünüz gibi 5 dakika içerisinde Lower Third animasyonunu yapmış olduk. Temelde maske özelliğini kullandık ve Track Mate özelliğinden faydalanarak basit pozisyon hareketleriyle harika bir Lower Third animasyonu oluşturmuş olduk. Peki bu oluşturduğumuz Lower Third animasyonlarında veya indirdiğimiz template'lerde nasıl değişiklik yapabiliriz? Örneğin şuradaki ismi, ismin rengini ve şeklin rengini nasıl değiştirebiliriz? Bunu da hemen görelim. Şuradaki ilk isimden başlayalım. Geldim bakın şu an bunu seçtim. İki kere tıklıyorum ve buraya bir isim yazıyorum. Mesela Ahmet diye bir isim yazdım gördüğünüz gibi. Ve bu metni değiştirmiş oldum. Hemen gelelim soy ismini değiştirelim. Bu bir pre-compose olduğu için içine giriyorum. İki kere tıklıyorum. Ve oradan da mesela Ahmet Kara diyorum. Gördüğünüz gibi atıyorum şu an bunları. Ve gördüğünüz gibi soy ismini değiştirmiş olduk. Sahnemize döndüğümüz zaman bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Son olarak şuradaki Motion Graphic Designer'ı da değiştirelim. Bu da bir pre-compose olduğu için içine giriyorum ve şunu Grafik Tasarımcı diye isim yazıyorum. İstersek Shape Layer'ın rengini de değiştirebiliriz. Hemen gelelim bakın bölümüne geldiğim zaman Color seçeneği var. Renk olarak şöyle farklı bir renk seçelim. Şu an öylesine bir renk seçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir renk seçtim. OK dedim. Tekrar geldiğimiz zaman ve gördüğünüz gibi ana sahnemde, ana composition'da yaptığım tüm değişiklikleri bu şekilde görebiliyorum. Ahmet yazısının arkasındaki şekli de ve rengini de değiştirmek istiyorsanız tekrar geliyorsunuz fil bölümüne ve buradan şöyle bir renk belirleyelim. OK diyelim. Lower Third template'lerinde yapacağımız değişiklikler de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde animasyonumuzu kendi istediğimiz hale getirmiş olduk. Tabi bu template'i ben videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunu indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında daha birçok ders yayınlamayı düşünüyorum. Bundan sonraki dersimizde shape animasyonları nasıl yapılabilir? Patlama efektinin olduğu animasyonlar ve geçiş efektleri, videolar arasında geçişleri nasıl yapabiliriz? Tabii bu shape transition'ları olabilir veya video içerisinde basit efektleri kullanarak transition'lar nasıl yapılır? Bunları sizlere göstereceğim. Bir sonraki dersimizde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.